günümüzde savunma sanayi, sivil havacılık veya her alanda eğitim, özellikle de elektronik eğitim çok önemli. Eğitim pahalı, kalitesi çok önemli. Bunu nasıl arttıracaksınız? Daha uygun maliyetlerde, daha yüksek kalitede bunu yapacaksınız. Askeri havacılıkta da benzer bir durum var. Bulunduğumuz maket diorama, daha doğrusu Konya'da bulunan Havelsan'ın geliştirdiği ve yazılım ve sistemleriyle Havelsan'ın büyük bir başarıyla hayata geçirdiği EHTES sistemi. EHTES elektronik harp ve test eğitim sahası. Burada ne yapılıyor? Örneğin bir düşman hedefi düşünün. Türk Hava Kuvvetleri buraya bir taarruz gerçekleştirecek. Şuradaki maketlerden gördüğünüz gibi F-16'lar bölgeye geliyor. Düşman tabii bu araziyi, bu hedefi boş bırakmıyor. Kendi hava savunma sistemleri var. Burada da bu hava savunma sistemleri simüle edilmiş bir şekilde, burada da maketlerde tankın üzerindeki sistemleri görüyorsunuz. Bu ne olabilir? Omuzdan atılabilen basit bir manpad olabilir. Veya baktığınız zaman konulmuş farklı farklı füze ve sistemler olabilir. Gelişmiş sistemler olabilir. Burada bu hava savunma sistemleriyle ilgili ya gerçeği burada var. Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki veya dost müttefik ülkelerden alınmış sistemler veya farklı alanlarda ele geçirilmiş sistemler konuyor. Olmayan sistemlerin ise Türk Hava Kuvvetleri'nin elindeki tehdit kütüphanesindeki sinyalleri burada simüle ediliyor. Ve tabii ki burada da Havelsan mühendisleri devreye giriyor. Gerçekten bilgi bugün her şey, ama o bilginin de iyi işlenmiş olması lazım. Yeni nesil her türlü batı yapısı, doğu yapısı gelişmiş tüm sistemlerin sinyalleri burada oluyor. Uçaklarımız taarruz ediyor. Gördüğünüz bir hedef var. Bu hedefe gelirken bir hava savunma tehdidi aldıkları zaman ona göre kaçınma manevraları yapıyorlar, farklı farklı açılardan geliyorlar, kendilerini göstermiyorlar veya o sinyallerden kaçarak hedeflerin üzerine geliyorlar ve taarruz gerçekleştiriliyor. Burada da aynı zamanda uçakların attığı füze ve bombaların da simüle ederek, yani gerçekte çok pahalı bir mühimmatı yollamak yerine burada atış paternine giriyor, atışını gerçekleştiriyor ve gerçekten o mühimmatı atmış gibi etkisi, vuruş yüzdeleri, dalış açıları, süratleri burada bulunan komuta kontrol merkezinde bu değerlendiriliyor ve bu pilotlara eğitim veriliyor. Bir de tabii ki çok önemli nokta, bugün Türk Hava Kuvvetleri'nin muharip uçakları F-16'lar, F-4'ler, gelecekte Milli Muharip Uçak Kağı'nda görev yapacak tüm pilotların bu sahada eğitimlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu eğitimi almadan o pilot bir taarruza kalkışamıyor veya bu uçuşa gönderilmiyor. Ve belirli aralıklarla da bu eğitimler Konya'daki EHTES sahasında yenileniyor. Havelsan geliştirdiği bu teknolojiyi dost ve müttefik ülkelere de ihraç etme başarısı göstermiş durumda. Örneğin Pakistan'da benzer bir saha var. Suudi Arabistan'da farklı açıdan yapılmış yine buna benzer bir sistem yer alıyor. Bu sistem elinde olmayan ülkelerde Konya'ya gelerek eğitimlere, işte bizim haberlerini yapıyoruz, Anadolu Kartalı tatbikatı gibi veya Turas Kartalı gibi farklı farklı hava kuvvetleri gelerek bu eğitimleri burada alıyorlar ve bilgileri güncelleniyor. Uygun maliyete doğru tehdit algıları ortaya konularak öğretmen pilotlar ve tecrübeli bir ekip eşliğinde aslında ülkemize de bu işler, bu tatbikatlar döviz kazandırıyor. Bir yandan da eliniz nasıl savunma sanayinde başkasında olmayan bir sistem varsa orada masada sizin daha güçlü olmanıza imkan tanıyor.